ekranları karşısında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz, bugünkü sektörümüz inşaat ve gayrimenkul efendim. Neredeyiz? Ekibimiz olarak tabii ki sizlere Antalya, Alanya'dan sesleniyoruz. Yanımızda çok değerli konuğumuz Adem Bey var. Bakalım bugünlere kadar nasıl geldik? Sektöre giriş hikayemiz nasıl başladı? Maceramızın sonunda bizleri neler bekliyor? Tabii ki ürün yelpazelerimize de değineceğiz ama öncesinde Adem Bey'i kısaca tanıyalım. Bakalım bu kadar faaliyet ve hizmetleri nasıl gerçekleştirdik? Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şov Türk ailesi ve Çatkapı ekibi olarak bizleri ağırlamış olduğunuz için sizlere ve ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Gerçekten çok güzel karşılandık. Merak ettiğim tüm hususları da sizlere soracağım ama öncesinde biz Adem Bey'i biraz tanıyabilir miyiz? Adım Adem. 26 yaşındayım. 5 senedir bu sektördeyim. 5 yıldır bu sektördesiniz. Peki şimdi işin mutfak kısmında siz dediniz ki aslında bir bayrak teslimi söz konusu. Evet. Yani ben daha öncesinde garsonluk yapıyordum. Garsonluktan inşaat sektörüne geldim. Peki nasıl geldiniz? Yani bunun bir hikayesi var. Çok da spesifik, aslında babanızın yönlendirmesiyle evet, gerçekleşti. Siz nasıl ikna oldunuz? Yani garsonluktan inşaat sektörüne gelen bu yolculukta, süreçte neler yaşandı? Nasıl oldu? Aslında şöyle, garsonluktan buraya geçmemin en büyük kaynağı babam tabii ki de. Beni bu işe teşvik eden, beni bu işe yönlendiren babam oldu. Hiçbir zaman tabii ki de desteklerini esirgemediler. Bu işe girdiğimde hani her insanın olduğu gibi tabii bir acemilik dönemi oldu. Sağ olsun yönetim kurulu başkanımız hiçbir şekilde beni geri plana atmayıp her konuda bütün girdiğimiz bütün yerlerde beni ön planda tutup beni bu işe daha çok teşvik etti. Ve o şekilde ben de hani bu işi benimseyip artık bu benim işim deyip bu işe girmeye başladım. Peki şunu merak ettim. Babanızın isteğiyle mi gerçekleşti? Yani siz babamı dinleyeyim mi dediniz? Aslında yapmak da istiyor muydunuz? Aslında şöyle, hani dediğim gibi garsonluk artık o sektörü bırakıp yeni bir işe girmeyi düşünüyordum. Ama hiçbir zaman aklımda böyle bir sektör yoktu. Babamın ricası üzerine hani tabii ki olur, deneyebilirim dedim. Denedim ve gerçekten benim işim dediğim iş bu oldu. Gerçekten bulunduğumuz evet, noktadayız o halde. Evet. Gerçekten burada bizler de şahit olduk Emre ile birlikte. Yani ekip arkasında, mutfak kısmında gerçekten ciddi bir koşuşturma söz konusu. Ekip arkadaşlarımız canla başla burada çalışıyorlar ve çok da mutlular görüldüğü üzere. Yani kaç kişilik bir ekiple peki siz müşterilerinizi burada, hizmetlerinizi sağlıyorsunuz? Hem sahada hem mutfakta olan ekip arkadaşlarımız var. 50-55 kişiye yakın bir ekibimiz var. 50-55 kişilik güçlü bir ekip kadrosuyla aslında biz değerli müşterilerimizi burada canlı başla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Peki gerçekleştirmiş olduğunuz hizmetler neler? Biraz ürün yelpazelerimizden, yapmış olduğunuz projelerinizden bahsetmek istiyorum. En son hangi projeye imzanızı attınız? En son Alanya'da, yapımı da gerçekten hani kolay olmayan bir yerde, tam Alanya Kale'de, Damlataş. Damlataş'a çok yakın mesafede, kaleye gerçekten çok yakın mesafede olan projemiz 1-1,5 ay sonra başlayacak.
sadece inşaat sektöründe değilsiniz. Yani baktığımız zaman bir yandan da işbirliği içerisinde bulunmuş olduğumuz gayrimenkul sektörümüz de var. Tabii ki Adem Bey ile şu an keyifli bir sohbet, röportaj gerçekleştiriyoruz. Vermiş olduğu hizmetlere dayalı ama aslında 5 ortaklı bir işletmedeyiz. Yani bunu da vurgulayalım ve diğer ortaklarımıza da buradan selamlarımızı gönderelim. Bir de yönetim kurulu başkanımızdan bahsetmiştiniz. Evet. Aslında şöyle, hani dediğiniz gibi gayrimenkulde yapıyoruz ama bizim gayrimenkulde en büyük destekçimiz olan tabii ki de MMT Tunç Grup İnşaat. Onun yapmış olduğu projeler sayesinde tabii ki bizim emlak firmamız ayakta duruyor. Hani şu anda yaklaşık 12'ye yakın projesi var. O projelerin tek satış yetkilisi bizim firmamız. İkinci bir emlak firmamız. Hem inşaat sektörü, hem gayrimenkul sektörü, hem de işbirliği içerisindeyiz. Vallahi başarıdan başarıya imzanızı atıyorsunuz. Gerçekten tebrik ederim sizi aileniz ve bünyeniz olarak. Şimdi biraz gayrimenkulden bahsedelim. Özellikle ne yazık ki son yaşadığımız deprem konularından dolayı şu anda hem izleyici kitlemizin hem de vatandaşlarımızın, insanlarımızın ciddi bir güven problemi var. Yani bu noktada kime güvenip kime inanacaklarını şaşırmış durumdalar. Tabii keza bizler de öyle. Ya sizlerin bu noktada aslında müşterilerinize vermiş olduğunuz hizmetleriniz neler, faaliyetleriniz neler? Hani onlara güveni nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Yapmış olduğumuz projeleri müşterilerimize bizzat yerinde kendimiz göstererek kullandığımız A kalite malzemeler olsun, yapımı gösterdiğimiz projede 3D görsellerde aynı şekilde teslim ettiğimizi göstererek o şekilde güven kazanıyoruz. Aslında birebir müşterilerimize iç içe bir iletişimdeyiz. Yani hiçbir zaman iletişimi elden koparmıyoruz. Tabii ki de. Şimdi ben bir müşteri olarak buraya geldiğim zaman bu kapıdan içeri girip size güven, siz bana bir güven sağladınız ve ben size çok güvendim. Bir ev satın almak istiyorum ya da bir takas işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Sizi burada güvendim. Bu kapıdan dışarı çıktıktan sonra da sizler benimle iletişim halinde olabiliyor musunuz? Tabii ki de. Hiçbir zaman müşterilerimizle iletişimi kesmiyoruz. Hani müşterilerimiz genellikle yurt dışında olduğu için buraya geldiklerinde bütün imkanlar kendimiz sağlıyoruz. Konaklama olsun, servis olsun, sunum olsun, görmek istediği yerleri bizzat kendimiz servisimizle gönderiyoruz. Peki, ilerideki hedeflerimiz neler olacak? Yani bunlara yönelik başka şu anda imzamızı atmak istediğimiz herhangi bir bekleyen projemiz var mı? Ve yurt dışı gibi bir plan, organizasyon var mı? Yurt dışı gibi bir planımız şu anda yok ama tabii ki de düşünüyoruz ilerleyen zamanlarda. Şu anda imzada bekleyen tabii ki de çok güzel iki tane daha projemiz var ve çok büyük, gerçekten Alanya'da büyük ses getirecek projelerimize imza atacağız inşallah. Evet, buradan da ses getirmiş olduk aslında evet. Ama anladığım kadarıyla çok bahsetmek istemiyoruz bu projeden. Sürpriz olsun. Sürpriz diyorsun. Olsun evet. O zaman izleyicilerimiz takipte kalsınlar, yani bakalım bu sürpriz neymiş, gerçekten biz de çok merak ediyoruz. Peki rakiplerimizden bizi ayıran en büyük farkınız nedir? Tercih edilme sebebimiz? Yapmış olduğumuz iş ve işçiliklerden dolayı bizim gerçekten diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz güven. Olması gereken de zaten bu. Aslında en büyük tercih edilme sebeplerimizden bir tanesi de güven. Tabii ki de, evet. Peki. Çok teşekkürler programımıza ben teşekkür konuk ederim. Olduğunuz için. Gerçekten çok güzel bilgiler edinmiş olduk. Bizlere ve izleyenlerimize buradan son olarak neler söylemek istersiniz Adem Bey? Bizim için esas olan işi zamanında teslim etmek. MMT Tunç Grup her zaman hizmetinizde. Çok teşekkürler Adem Bey, vermiş olduğu değerli bilgilerinden dolayı. Kendisine tekrar ekran karşısında da bir kez daha ekiplerimiz olarak çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ekip arkadaşlarımıza da öyle. Efendim, Antalya Alanya'dan size seslendik. Sektörün önde gelen isimlerini ve lider firmalarımızı öncüleriyle birlikte kapılarını çat çat çalmaya Çat Kapı ailesi ve Show Türk ekibi olarak devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Başka bir sektörde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.